Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım ve elimde daha önce gördüklerinizi unutun diyerek başlıyorum. Farklı bir inverter var. Burada micro inverter yazısını görüyorsunuz. Peki nedir bu micro inverter? Kısaca değinerek başlayalım. Öncelikle fiziksel olarak piyasada bildiğimiz normal inverterlara benziyor arkadaşlar. Hatta buradaki giriş kısmına kadar aynı gözüküyor. Ancak amacı ve yapısı itibariyle tamamen farklı bir inverterden bahsediyoruz. Detaylarını isterseniz kutu içeriğinden çıkan döküman üzerinde anlatmaya devam edelim. Öncelikle bildiğiniz gibi piyasada bulunan bütün inverterlerde mutlaka akü kullanmak zorundasınız. Ancak elimdeki bu inverterler arkadaşlar herhangi bir şekilde akü kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu aküsüz bir inverter. Yapısını basitçe şu şekilde anlatmam gerekirse arkadaşlar, bakın burada nasıl bağlanacağı ve bağlantı çıkışları anlatılmış. Burada ise tam olarak kullanım amacı gösterilmiş. Bakın burada inverterımız direkt olarak solar panele bağlı. Yani bu inverter'ı herhangi bir akü olmadan direkt olarak solar panele bağlıyoruz. Bakın şurada da diğer, yani alternatif akım bağlantısı anlatılmış. Buradan da inverter'ımızın çıkışını arkadaşlar, yani burada gördüğünüz çıkışı direkt olarak prize bağlıyorsunuz. Inverter'ımızın bir ucu solar panelde, diğer ucu ise direkt olarak 220 voltluk şebeke bağlantısına yapılıyor ve inverter'ımız burada elektriğin frekansını algılayarak çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Yine burada da farklı birden fazla inverter'ın nasıl kullanılacağı anlatılmış. Kısacası bakın ben size şurada göstereyim. Bu inverter arkadaşlar akü olmadan direkt olarak solar panele bağlıyorsunuz. Aynı zamanda bu bağlantıyı buradaki çıkış üzerinden evinizin tesisatına yapıyorsunuz. Sizin solar panelden ürettiğiniz enerjiyi alıyor. Öncelikle evinizin içerisindeki ihtiyacınızı karşılıyorsa evinizin içine veriyor. Yine burada elektrik dağıtım şirketleriyle anlaşma yapıyorsunuz ve çift yönlü saat kullanıyorsunuz. Yani çift yönlü sayacınız üzerinden ürettiğiniz enerjinin fazlasını şebekeye gönderiyor arkadaşlar. Şebekenin frekansını bu cihaz otomatik olarak kendisi algılıyor. Öncelikle bundan bahsedelim. Yani kısacası bu cihazla solar panelden elektrik üretiyoruz. Ürettiğimiz enerjinin fazlasını satıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanabileceğiniz, yani standart inverterlardan farklı. Normalde buradan standart bir inverterin çıkışını 220 voltluk girişe bağlarsanız muhtemelen inverteriniz arızalanacaktır. Ancak bu cihaz tamamen elektrik şebekesini takip ediyor. Sizin enerji ihtiyacınıza göre durumu düzenliyor arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. İsterseniz cihazı bir çalıştıralım. Ardından yine incelememize devam edeceğiz. Kutu içeriğinden iki tane şu şekilde konnektör çıkıyor. Onun haricinde bir de güç kablomuz var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Yani inverter artı bu iki konnektörle size geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunda herhangi bir şekilde akü kullanmıyorsunuz. Bunu direkt olarak solar panel girişlerinden besliyorsunuz. Ve burada gösteriyor arkadaşlar 11 volt ile 32 volt arasında gelen gerilimler. Çünkü solar paneliniz güneşin durumuna göre, ışığın durumuna göre farklı voltajlar üretebilir. Bu voltaj aralığında inverterımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yine bunu prize bağladığınız için otomatik olarak şebeke voltajını algılıyor. 170 ila 260 volt arasında da çıkış üretiyor. Yani solar sistemden enerji elde edip ürettiği enerjinin fazlasını satmak isteyen arkadaşlar için kesinlikle bulunmaz bir nimet. Yani bu tür bir inverter. Bakın bu inverter'ı kullanmak zorundasınız demiyorum ama bu tür bir inverter kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buna güç vereceğim. Ardından ilk testimizi yapacağız. Arkadaşlar cihazı test etmek için ayarlı güç kaynağımdan faydalanacağım. Ayarlı güç kaynağımı akım sınırlamasıyla sınırlandırdım. Bunun nedeni benim sayacımın çift yönlü bir sayaç olmaması arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Yaklaşık olarak 2.74 amperde sınırlı bırakacağım. Çünkü bu inverter'da ürettiğim enerjinin sayacıma geri giderek sayacımı bozmasını istemiyorum. Bu yüzden dediğim gibi üretilen enerjiyi sınırlandıracağım. Gerçi zaten enerjiyi mevcut sayaç üzerinden çekiyoruz ama
sayacın herhangi bir zarar görmemesi için bu şekilde yapacağım. Ancak çalışma mantığını anlamanız için yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi inverter'ıma bu güç kaynağından gelen kablolarımızı bağlayacağız. Siz bunu güç kaynağı olarak değil de güneş paneli olarak da düşünebilirsiniz. Hiç sorun değil. Sonuç olarak panelden gelen enerjiyi inverter'a girmeniz gerekiyor. Şimdi bu bağlantılarımızı yapalım. Test etmek üzere hemen konnektör bağlantılarımı yapıyorum arkadaşlar. Eksi kutbumuzu aldık. Onu da buradan bağladık. Şu an cihazımız çalışmaya hazır. Şu an inverter'ımı çalıştırıyorum. Bakın şu an açtım. Burada iki tane ışığım var. Gördüğünüz gibi error yazan ışığım yanıyor. Ve yanındaki run yani çalıştığını gösteren yeşil ışığım yanmıyor. Arkadaşlar bunun nedeni dediğim gibi bu standart bir inverter değil. Sizin şebekenizdeki gerilimi algılaması gerekiyor. Yani bu inverter'ın tam olarak çalışabilmesi için direkt olarak 220 volta bağlamanız gerekiyor. Bakın şu an şebeke bağlantısını yapıyorum. 220 voltluk girişimi yaptım. Yanda bakın şurada mavi bir ışık var. Bu ışığın yanıp söndüğünü görebilirsiniz ve artık yeşil ışığımızda yani cihazın çalıştığını gösteren ışığımda yanıp sönüyor arkadaşlar. Bunun anlamı artık cihazımız çalışıyor, gerilim üretiyor ve ürettiği gerilimi de şebekeye gönderiyor demektir. İsterseniz ayarlı güç kaynağı üzerinden buna bakalım. Arada tabi burada gördüğünüz kırmızı ışık yanıyor. Bunun nedeni benim akım sınırlamasını aktif etmem. Bundan kaynaklı olarak burada hataya düşüyor. Hemen gelin ayarlı güç kaynağının ekranına bakarak devam edelim. Şöyle gösteriyorum tekrardan. Çok uzun süre çalıştırmayacağım ve kısıtlı olarak kullanıyorum. Dediğim gibi mevcut evdeki sayacım bu cihazı kullanmak için uygun değil. Evdeki sayacımı değiştirdiğimde çift yönlü yaptığımda bu tarz bir cihazı kullanabilirim. Yani üretim fazlasını şebekeye gönderdiğim zaman problem olmayacaktır. Bakın şu an açıyorum cihazı. Buradan çekilen akım bilgisini görebilirsiniz. Bakın cihaz çalışmaya başladı. Şu an akım çekmeye başlayacak. Bunu solar panel gibi düşünebilirsiniz. Buradaki akım sınırlaması devreye girdiğinde ise kapanacak. Yani bunu biraz daha açarsam arkadaşlar daha sorunsuz bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Cihazımız bu şekilde çalışıyor. Şimdi cihazın içerisini açacağım arkadaşlar ve birlikte cihazımızın, inverter'ımızın iç yapısına da bakacağız. Ve böylece inceleme videomuzu tamamlamış olacağız. Çift taraflı bir sayaç ayarlayabilirsem bu cihazı tam anlamıyla tam kapasite kullandığımda tekrardan bir inceleme videosu daha sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi cihazımızı söküp iç yapısına bakabiliriz. Inverter'ımızın iç yapısı bu şekilde. 3 adet trafo var arkadaşlar ve trafoların sarımları da oldukça farklı. Şu şekilde gösteriyorum. Bakın daha farklı bir sarım yapısı var. Yine kameramla iç kısmını gösterecek olursam bu şekilde arkadaşlar. MOSFET gruplarımız hem sağda hem de solda sıralanmış durumdalar. Şu şekilde gösteriyorum. Bakın 220 voltluk gerilim çıkışımız burada. Yine trafoların diğer tarafını da görebilirsiniz. Biraz daha yaklaşalım isterseniz. Bakın trafoların farklı bir sarımları var. Enerji girişimiz ve fanımız burada. Yine sigorta bağlantılarını görüyorsunuz. Sanıyorum her birisi 200 watt. Çünkü bu inverter 600 watt güç ürettiğine göre 3 adet trafomuz var. Trafo başına 200 wattlık bir güç üretiyor. İç yapısı da bu şekilde arkadaşlar. 2 adet benim gördüğüm, hatta 3 adet entegremiz var. Mikrokontrolcümüz var. Şu köşedeki SMD entegreyi merak ettim. Evet, bu entegre tanıdık gelmişti. Bakın şurada SMD bir LM358 var. İki tane kontrolcümüz var arkadaşlar. Birisi burada, birisi de burada. İki kontrolcüyü de burada görebilirsiniz. Böylece merak eden arkadaşlar için, ki ben mutlaka aldığım ürünleri genelde söker içine bir bakarım biliyorsunuz. İç yapısında böylece görmüş olduk. Bir inceleme videomuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Özellikle güneş enerjisinden enerji üretmek, ürettiği enerjiyi satmak, fazlasını satmak gibi bir düşünceye sahip olan arkadaşlar için
ne tarz bir inverter almaları gerektiğini anlatmış olduk. Bir sonraki inceleme videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.